Bizimle karakola geleceğim. Şimdi mi? Şimdi. Ne iş yapıyorsun tren garında? Yol bekçisiyim. Ne yapıyorsun? Nöbet mi tutuyorsun aylarda? Aylarda gezerim. Bir arıza falan... bir eylem falan varsa onu hareket şefine bildirirsin. Onlar da arızaya bakarlar. O kadar. Derneğe falan üye misin? Kar lokaline giderim arada sırada. Hangi partiye attın oyunu? Oy kullanmadım. Sebep? Yok bir sebebi. Hiç kullanmadım oyunu. Şimdiye kadar. Yok yani bir sebebi ha? Yok. Daha önce de geldim buralara. Değil mi? Bu odaya. Geldim. Benden öncekiler ne dedi sana? Aynı şeyler sordular. Sen ne dedin onlara? Size ne dediysem aynısı. Sonra? İnanmadılar. Sizin gibi. Sonra? Aşağı götürdü. Bodrum'a. Bodrum'a. Ne zamandır buradasın? Zaman. Ne kadar zamandır buradasın? Çoktandır yani. Epeydir burada. Çok oldu yani. Emekliliğe ne kadar var? 2 yıl kaldı. Ne yapacaksın emekli olunca? Memlekete mi gideceksin? Gitmem memlekete. Kimsem kalmadı ki memlekette. Nereliydin sen? Malatya. Var mı bir haber bizim bilmediğimiz?
Kaç yıl oldu? 18. Evet. Niye yazıyorsun o zaman bu dilekçeleri hala? Ha? Niye arıyorsun o zaman? Belki bir haber çıkar diye. Çıkmamış işte. Niye yazıyorsun o zaman? O ne o? Ne? Cebindeki kablo. Radyonun kablosu. Nereden buldun bunu? Oğlan getirdiydi İstanbul'dan. Rus yapısı. Sağlam onlar. Ne yapıyorsun? Şarkı türkü mü dinliyorsun aylarda? Haberler dinlerim çokça. Ya bir haber falan çıkar. Bir şey olur diye. Ne biçim adamsın ulan sen? Neyin haberini bekliyorsun hala? Tam 18 sene olmuş, sen neyin haberini bekliyorsun? Aşırıdan birisi çıkar diye bekliyorum. Hiç olmazsa ölüsünü verdiler belki diye bekliyorum. Öldü derlerse, aha işte burada derlerse gider mezarın etrafını çeviririm, toprağını. Ne bileyim, Fatiha okurum. Ot filan bitmişse onları temizlerim. Hiç olmazsa öldü diyen birisi çıkar diye bekliyorum. Ne sağ var diyen, ne öldü diyen var. Ne yapacaksın haber çıkmazsa? Kendi ağzında söylüyorsun, 18 yıl çıkmamış işte. Bekleyeceğim. Siktir lan. Benim üç abim varmış. Biri daha anam gebeyken ölmüş. İkisi de doğumdan bir hafta ertesi yanca yaşamış. Sonra anam bana hamile kalmış. Abilerim gibi ölürüm diye babam ben doğmadan mezarımı kazmış. Sonra doğmuşum. Ama nefesim böğrümde. Ama bir nefes sonra ölecek gibi. Anam bir gün süt vermemiş bana. Can çekişiyor, ölsün diye sütten kesmiş. Ama ölmemişim. Sübyanlıkta bin türlü iş geldi başıma. Ölmedi. Askerde sarılığa tutuldum. Yine ölmedim. Sonra evlendim. Oğlum oldu. Çok korktum ölecek diye. Ama ölmedi. Ölmeyi bırak hasta bile olmadı. Yüksek okul kazandı, İstanbul'a gitti. Gönderdik. Çok sevindi anası. Üçüncü yılındaydı. Ses soluğu kesildi. Ne mektup, ne telefon. Öldük meraktan. Kalktık İstanbul'a gittik. Kimse bilmiyor, hiç kimse hiçbir şey söylemiyor.
Ne gören var ne duyan. Polise gittik. Hiçbir şey söylemiyor polis. Oğlum hükümete karşı geldi dediler. Başka hiçbir şey söylemediler. Oğlum hükümete karşı gelmiş. O kadar. Çatık döndük tabii. Sonra hanım öldü zaten. Tipiye tutuldum bilerek. Yolda. Bir gün sonra buldular beni. Yine ölmedim. Niye? Niye ölmedim ben? Kader. Demek ki ben kısmetimde, nasibimde buymuş. Kimse bilmedi benim halimi. Bilmesin de. Oraya oturan herkes hesap sordu benden. Bin türlü iş getirdiler başıma. Ama vazgeçmedim. Allah ömür verirse de vazgeçmeyeceğim.
Lan niye durmuyor? He? Niye durmuyor? Duymadık ki. Neyi duymadın? Sık çaldık ya. Ya duymadık arkadaş. Selamünaleyküm Basri abi. Aleyküm selam. Kaçırdık az da valla. Bugün ayın kaçı lan? He? Ayın kaçı? Herhal 15'i. 15? 15'i, 15'i. Basra abi, 15'i mi? Sen yazacağım mektup bilirsin. Bir de ne zaman yazıyorsun ya şeyde? Biri miydi? Ha? Nasıl bir haber çıkmadı? Hiçbir şey demiyorlar. Ha? Yazık ya. Kaç senedir? Devlet işte baba. Bunlar öyle. Bayram Basri abi postanede indir abi. Ağzı yok mu? Kendisi söyler ya. Sen kayamıyor musun azıcık buraya? Azıcık kaysana. Dur şimdi. Thank you.
Sen nerede çalışıyorsun? Garda. Bakım onarımda. Yol işçiliği de yapıyorum. Nasıl oldu böyle? Vallahi amirim, kancada yük vardı, vincin kancasında. Yük boşaldı birden. Vincin kancası da yüzüme vurdu. Senin yanında kimse yok muydu kardeşim? Vardı. Arkadaşlar vardı. Ama ben bırakmadım gelsin. İş kazası diyorsun. He? İş kazası yani, değil mi? He? Öyledir. Olur zaten bizim işte. Tehlikeli biraz. Sen işini bitirince gel, ifadeni imzala, tamam? Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Getir.
Tamam al. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Masra abi. Şu dün akşamki olay. Yanlıştı. Ama aramızda kalacak değil mi abi? Yani gar şefliğine gidip de ekmekten olmayacak herhalde. Eğer bugün mesela gar şefliğine gider de ben ekmekten olursam yalnız gitmem. Sen de götürürüm. Sen ne olacaktı ki? Vurmayacak mıydın? Yine vurdum da senin olduğunu bilmiyordum. Canım benimle uğraşma ha. Ha? Bırak ya. Benden muhatap geçme. Ne o minibüsteki hareketler öyle? Bu şey mi? O geçer gibi. Uğraşma benimle Cemil'e, karışma bak. Ankara'da
Kameri. Bir şey geliyor ya. Kurumu yavşım. Selamünaleyküm. Yüzüne ne oldu lan? Bir şey yok ya. Vagonetten düştüm. Geçmiş olsun. Dikkat etsene oğlum ya. Sağ ol. Bir şey yok ya. Ben gelecektim zaten. Tamam, hallederiz. Şey, onu veremedim. Bu aceleye geldi. Yeğeni hatırlatmayın. Nasıl, memnun kaldı mı karıdan? Ha? İyi, iyi. İyi? Hı. Musma dur lan. Daha geçen demedim lan, bir daha olmasın olumsuzda tanımam diye demedim lan. Demedim. Salih küfür etti. Arama küfür etti. Valla küfür etti, küfür etti. Sen bana bir siker atarım. Durdun lan beni. Durdun lan. Oh.
Dur abi. Lan. Lan. Mahmut! Lan yetiş! Bacaklarını tut lan. Tuttum abi. Sıkı tut lan! Tutuyorum abi. Cemil! Soğan yetiştir! Hadi lan! Beraber! Çek abi! Çek! 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 İyi misin Basra abi? Ha? İyiyim abi, sorun olmasın. Niye tutuldun saraya? Ne sarası? Raylara düştün ya. Ama hastalıkla bir ilgisi yok ki. İlacı geciktirince oluyor. Bir şey değil yani. İç ilacın abi. Şey etme. Ya tren gelseydi? Ya seni görmeseydik? Geçmiş olsun abi. Basra abi. Basra abi. Abi bak. Bu saatten sonra benim olaydan bahsetmek olmaz, anladın mı? Basra abi. Eğer sen konuşursan ben de konuşurum abi. Bir söylersem Saralı olduğumu çalıştırırlar mı seni? Çalıştırmazlar. Adım sürerler anam avradım olsun. Bundan sonra da o mektuplarını memleketten yollarsın, anladın mı? Bir söylersem. Duydun sen beni. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Thank you.
Basır efendi. Basır. Şşş lan. Bir şey diyeceğiz. Bekle. Senin oğlanı gördüm. Ha. Vallahi gördüm. Sormayacağım mı lan nerede gördün diye. Vallahi konuştum. Ben konuştum, Apo abi konuştu. Sıçtım sıvadım. Ulan dedim, ananı telef ettin, babanı telef ettin. Ne biçim adamsın lan sen dedim. Ne biçim adamsın lan sen? Nerede gördüm biliyor musun? İçtiğim rakının şişesinde. Ama ben işledim o rakı. Aa buraya. Aa buraya işledim. Ama iki dakika bekle. Şimdi senin oğlan çıkar gelir benim sitikten. Baba. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhuma dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Merhumun ruhi için el-Fatiha. Allah rahmet eylesin.
çatışmalar sürerken uluslararası toplumun çözüm arayışları da hız kazandı. Batılı ve Arap yetkililer Libya krizini çözmek için Berlin ve Kahire'de bir araya geliyor. Kaddafi güçleri ise Misrata'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda aralarında 3 Mısırlı'nın da bulunduğu, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 23 kişi öldü. Sosyal hareketin yapıldığı saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Kaddafi bazı güçler muhalifleri ve saldırılarını uzun yıldır sürdürüyor. Dün İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen bir inşaat kazı sırasında toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. Mezardan çıkarılan kemikler incelenmek üzere uzmanlar tarafından adli tıpa götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada... Thank you.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Karakolluk bir durum yok. Senin evinde konuşacağız müsaade varsa. Olur. Hasta mısın? Benim bir şey değil. Zaten bir şey. Geçmiş olsun. Kaza almış galiba. Biri ölmüş. İkiye bölünmüş. Arkadaşa. Hı? Tanırdım. Kemal. Otur. Ne iş yapıyordu galiba? Yol işçisiydi. Kontrolüsünde çalışırdı. Televizyonda sarhoşmuş öldüğünde. Beraber zıkkımlandıkları arkadaşlar bulmuş bizimkiler. Ben de oradaydım o gece. Atölyedeydim yani. Ne işin vardı o saatte orada? Yoldan girmiştim. Öyle geç vakit uğradım. Gördüm yani Cemil. Ne yapıyordu Cemil? İş. İşiyordu. Vagonun geldiğini gördüm de kaç demedim adam. Diyemedim ya. Nefesim kesildi. Vagon geliyor, kaç demedim. Diyemedim. Niye daha önce gelmedi? Nereye? Karakola. Niye gelip de ben kazayı gördüm, böyle böyle oldu demedin? Korktum. Neyden korktun? Başıma bir şey gelir diye. Çekin. Yarın gel karakola ifadeni ver. Senin oğlun.
Hüseyin'in kaybolan oğlu mu? Seyfi Aydın. Bulunmuş. Cenazen İstanbul'da. Adli tıpta. Kesin mi? Kesin o mu? Test yaptıracaksın. Belli olacak işte. Ya öyleyse? Sağ amirim, vallahi sizden önceki amirlerim olsa çok sevinirlerdi yani. Artık bize de bakanlığa da dilekçe yazamaz herhalde oğlum bulun falan diye. Değil mi amirim? Siktir et ya. Gel. Geç otur. Otur. İstanbul'dan dönüşte vereceğim ben ifade. Olur. O evrakla İstanbul'a gideceksin. Adli tıpta sana DNA testi yapacaklar. Birkaç gün içinde de alırsın sonucu. Kimlik yok mu? Oğlan kimliği.
Test mi sonuçlansın? Alırsın kimliğe burada. Gidebilirsiniz. Canım doktor çantam. Evet içeride. Şunu doktorumuza anlatır mısın? Tamam canım. Çıkmadan ama. Tamam. Bahsedelim. Bunlar evraklarınız. Sizden aldığımız örnekler cesetlerden biriyle eşleşti. Morgdan cenazenizi alabilirsiniz. Başınız sağ olsun. Hatun akşam yemeğe gideceğiz. Zara aradı mı seni? Yok aramadım. Gelir misin sen de? Bir ayarlayayım. Akşam haberleşiriz hesabı içinde. Tamam canım. Haber bekliyorum. Tamam.
Efendim? Evet. İrem Güveloğlu, evet burada. Doktor Bey orada mı? Bir adli tıp raporu var da imzalaması gerekiyor. Tamam, bir 5 dakika sonra getiririm. Kolay gelsin, sağ ol. Cenazenizin ismi? Cenazenizin ismi? Seyfi. Bakabilir miyim yani? Şöyle bir imza atabilir misin? Başınız sağ olsun.